Mesut kardeş ikinci soruna farklı boyuttan vereceğim. Farklı. Alışka, alıştığımız bir cevap cinsinden değil. E, İhlas Risalesi'ni niye 15 günde bir okunmalı? Buna ait çok çeşitli cevaplarım var. Nurdersi.com'da. Fakat şimdi bu konum itibariyle farklı vereceğim. Yani soru konumu. E, İhlas risalesi, iki tanedir Bediüzzaman Hazretleri'nin lemalar attığı eserde bir 20. lema. Bu 20. lema ihlas, insani ilişkilerde bir ailevi ilişkilerde cemaati ilişkilerde ölçüler getiriliyor cemaata. 21. lema ise insanın kendi özgüveni, içsel hayatı, iç alemini dengeye getiriyor. Çünkü iç alemimizde fikirler, hisler, duygular, latifeler zahirde birbirleriyle çelişen, çatışan, uyumsuz gibi gözüken mesela nihayetsiz merhamet var, nihayetsiz zulüm damarı da var. Sevmek var, öfke de var. Yani gibi böyle birbirine zıt olan duyguları hem Allah için var bir şey yapmak hem insanlar için bir şey yapmak. Hem Allah tarafından sevilmek hem insanlar tarafından sevilmek. Böyle birbirine, birbirine zıt gibi gözüken duyguları dengeye koymak noktasında 21. Lema iş yapıyor. Neticesi nedir? Diyeceğim farklı şu. Ee, niçin 15 günde bir okunması lazım? Asrı iyi okuyan Bediüzzaman Hazretleri maddi ve manevi hastalıkların temeli... İçsel tutarsızlıktır. Yani birbirleriyle çatışan, çelişen fikir, his, duygu latifelerini bütünlüğe getirememekten, kıblesine koyamamaktan çeşitli isimlerle ifade edilen psikolojik hastalıkların temelini oluşturuyor. Yani içsel alemimizde yok... Ee, e odadan çıkmaz, evden çıkmaz, yok eve girmez, yok öfke. Yani bir sürü psikolojik, yani toplam 14 tane psikolojik temelde hastalıklar anlatılıyor. Allahu alem bu fakir kardeşin bununla ciddi meşgul olmuş. Çeşitli cevaplar da vermişim. 15 günde bir niçin okunmalı ama bir tanesi de bu olmalı. Allahu alem. insan 15 günde bir motive olmaya olmaya Canlı olma ihtiyacı vardır. E, ta ki psikolojik hastalıklar maddi hastalıklara dönüşüyor biliyorsun. Düşünceler, hislere, hisler e, bezlere, salgı bezlerine, e, sinirlere, dokulara, duyulara vesaire etki yapıyor. Yani bedende ortaya çıkıyor. O zaman insanın temel maddi ve manevi hastalıkların temelini eğer ulaşırsak, Temeline ulaşır, orayı çözümler, kıblesine koyarsak maddi hastalıklar hususi olur ve az olur. Mesela mide yanması olur, e, düştüm bir yer kırılır ama e, fikir ve hislerden oluşan bir hastalığa meydan vermesin. Ne ile? 15 günde bir 21. Lemayı okursa bu tedavidir. Yani terapi olarak bu bir terapidir. Ee, mesela hastalıktan bir cinsi hasettir. Lider olmaktır. Değil mi? Lider ol olmak noktasında e, aşırı e, gayret gösteriyor. Aşırı e, aşırı şeyler harcıyor. E, ben tanınayım, ben bilineyim, ben konuşulayım. Malum bak bakalım. İmam Arabani Hazretleri de diyor. E, ahlaksızlığın Temelini oluşturan ahlaksızlığın temeli neymiş biliyor musun? İmam-ı Rabbani Hazretlerine göre bu günahları da bahsetmiyor da Müslümanın ahlaks, ahlak noktasında çöküntüsünün sebebi lider olma sevdalılığıdır diyor. Ondan lider olma sevdalılığından haset olur, kıskançlık olur, intikam olur, intikam bu lider olma sevdalılığını da işte çözümleyen bu ihlas risalesidir. İhlası bir cümleyle tanımlamış Ruştah abi benim abim diyor ki dendi için yapmak için onu kaçırma için sadakat ise içini değiştireceğiz dendi gibi yapmak. İhlas bak cümlenin bir kelimesini alacağım. İhlas dendiği için yapmak, sadakat dendiği gibi yapmak, için ve gibi. Tamam mı? Sadakat da eylemdir. Eylem aranır. Yani İslamiyet eylemdir. İman esasları itikattır. Allah'a inanmak, peygambere, kitaplara mak 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 inanmak. İslamiyet'te inanmak yok, eylemdir. Namaza inanmak değil, namazı kılmak. Orucu tutmak. Tamam mı? Namazı kılmak vermek zekat, gitmek kaç, getirme kelime şahadet eylemseldir. İşte İhlas Risalesi bak iç ve dış e, bütünlüğü nasıl getiriyor? Ya Risale-i Nur bambaşka ya. Bak e, eşine, aşına, işine, işine, komşuna, eşine bak. Dini cemaata bakış nasıl bakacağım? Mesela bir tanesini söyleyeyim. Şu anda hatırımda, hatırımda olanı söyleyeceğim. Kitap yok önümde. Diyor ki müminler arasında bir rekabet var. Baş olma var. Ne bileyim kıskanma var. Ona gitme. Ben yani ona ait şöyle bir çözüm getiriyor mesela. Hatırma gelen 20. lemada. Müslümanların kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Aman bana gelsinler, benden ders alsınlar, bana sevap kazandısınlar demek gayret gibi gözükürken değil mi gayret? Ustad diyor ki nefsin ve enaniyetin bir diyor. Gördün Çok tuhaf. Ben tamamen külliyatı psikolojik terapi olarak görüyor, Ruhsal tedavi görüyor. Yani bugünkü en büyük sorunumuz e, fikirlerimizi koy tencereye, hislerimizi koy tencereye, duygularımızı koy tencereye, eylemlerimizi koy tencereye, latifelerimizi de koy şefkat, muhabbet, sevk, surur, lezzet, surur, memnuniyet, ihtiyar, vefa gibi latifeleri koy. Bu dördünü karıştır. Fikir, his, latife ve eylem. Karıştır dördünü. Karıştır karıştır. Pekmez şey gibi macun macun yapılıyor ya tayin gibi. Karıştırmak bir macun oluyor. Oran çok önemli. Aynı bu şekilde macunu macun yapacaksın. Nedir o? İhlas Risalesi psikolojik terapi içindir. Allahu Alem. İç, al, iç alemini e, kıblesine koymak için kıblesini bulmaktır. Bir daha içsel alemimizi bütünlüğe getirip kıblesine koyabilmek için iç alemimizin kıblesini tayin etmektir. Kıblesi Allah'tır. Ruh kıblesi Allah'tır. Mesela Bedenin abdesti uzuvları yıkamaktır. Ruhun abdesti tövbe etmektir. E, aklın abdesti doğru yerde, doğru insanlarla doğru e, düşünmektir. E, doğrusu düşünmektir. Kalbin kıblesi doğruyu sevmektir. Ruhun kıblesi biraz önce dediğim gibi ruh hepsinin çatısıdır. Ee, iç i̇ç alimimizi bütüne getirip kıblesine koyabilmek için kıblenin belli olması lazım. Kabe belli olacak ki kıblen olsun. Kabesiz kıble yoktur. Misal namaz için iç alemin kıblesi de Allah'tır. O ihlas Risalesi de iç alemini kıblesine Allah'a koyma yöntemidir. Yani kıbleyi sana gösteriyor. Ve bu neticesi itibariyle tıp e, tıpta çeşitli isimlerle isimlendirilen 14 tane psikolojik hastalıkların temel çözüm zeminidir ve malzemeleridir. Ve davahum en rabbil alemin. Allah ihlas risalesini e, okuyup hayatına eleme dönüştürmeyi nasip eylesin. Ee, mesela onu e, kıblesine nasıl koyacaksın diye böyle bir e, onu da diyeyim. Tam da abi bunu dedin de e, teorik olarak doğru ama uygulama nasıl yapacağız? Mesela iç alemindeki uhuvvet var ve adavet var. Birbirine çalışıyor. Çetişiyor. İktisat var, israf var. Korku var, ümit var. Nasıl yapacağız bunu? Mesela e 22. mektup Allahu alem galiba Uhvet risalesinden bahsediyor. Öyle yapacaksın. 19. ile galiba iktisat ve israf cimriliği ayırt ediyor. Hani bir iktisat ama cimri gibi, cimri ama iktisat gibi değil yani. Onu ayırt ediyor. Ee, mesela insanın 6 tane zayıf noktası var çok zayıf. Hucumat-ı sikte var 29. mektupta. Orada anlatıyor mesela milliyetçilik onlardan bir tanesidir. Ümmetçi olamadığı için milliyetçi olmuşlar. Ondan sonra orada korku var. Ondan sonra mal düşkünlüğü ve lider olma sevdalığını anlatıyor. Altı tane zaafı anlatıyor. Kısacası Risale-i Nur bambaşkadır. Bana da öyle geliyor. Tekrar selamun aleyküm. Kardeş evet geç selam verdim ama ondan sonra hatırıma geldi. E, kaydı kapattıktan sonra kitaba şey yaptım. Bu söylediğime delil şu bak. E, diyor ki ey ahiret kardeşlerim e, 21. Lemanın başı. Tamam. Yani e, dünyayı anlamlandırıyor. Yani dünyadaki davranışlarımızı, konuşmalarımızı dünya üstü, dünyadan daha öte, daha kaliteli bir mihet noktasına göre kıyas ediyor. O da ahirettir. Ahiret inancı dünyamızı tanzim ediyor. Doğrudur, yanlıştır, yapma, de, deme, haktır, hukuktur, helaldir, haramdırı. Bunu kim yapar? Ee, ahiret inancımızı tanzim Ahiret inancı bunu tanzim ediyor. Ve hizmeti Kur'an arkadaşlarım bak. Bir ahireti kullanıyor. İki, ortak bilinç ortak şuuru oluşturuyor. Hizmeti Kur'an ediyor. Yani Kur'an bu. Bak bilirsiniz ve biliniz bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas. Yani neyi nereye göre nasıl için yapacaksın? Neyi nereye göre nasıl için yapacaksın? En büyük esas e, kaynak bu 21. lema. Yıkla. Sonra en büyük kuvvet. bak işte e, içsel kuvvetin yoksa dışarıda zengin olsan ne olur? Zenginlik ve fakirlik kavramı nedir? E, mal çokluğu azlığı değildir. E, talep azlığı zenginliktir. Talep çokluğu fakirliktir. İstersen koç ve sapancı dahi olsan veya firavun ve nemrut dahi olsan. Demek ki en büyük kuvvet imiş, şey İhlas Bak en büyük kuvvet, e, kuvvetsiz olduğumuzdan dolayı iç alemimizde... çeşitli sarık sır hastalıklar gibi. İç hislerle, fikirlerle çöküntü yapıyoruz. En büyük kuvvet imiş ihlas. En makbul bir imiş ihlas. Ya şehten abiden, hocadan, abiden, ustattan değil. En ustattan da değil. En makbul bir şefaatçi ihlastır. En metin nokta istinat Allahu Ekber. En sağlam, her zaman dayanılacak bir mihengi noktamız nokta istinat ihlastır. En kısa bir tarik hakikat. Yani bir sürü cemaatler var. En kısası nedir? İhlas'tır. En makbul bir duay manevi ihlastır. En kerametli bir vazife vesile-i makasit. Yani en böyle mucize harika bir şekilde maksadımıza vesile en yüksek bir haslet bak nedir o? En vesile-i makasit ihlastır. En yüksek kastet bir insanı özeneceksin. Tamam parası vardır, yakışıklıdır, güzeldir. Ne bileyim kariyeri vardır. Bir sürü özellikleri var. Hayır. Ona özenme. Keşke şu insanın şu özelliği gibi bende de olsa denilecek şey nedir? İhlastır. Çünkü en yüksek kastet ihlastır. En safi bir ubudiyet içinde gizli dahi olsa şirklerin olmadığını ki Allah Resulü şöyle diyor karanlık bir e, ortamda bak hayal edebiliyor musunuz? Bir mana söylüyorum hadiste. Bir mana söylüyorum tam metin değil. Karanlık bir yerde kara bir taşın üzerinde kara siyah bir karıncanın ayak sesin sesi kadar gizlidir şirk diyor. Bunu ortadan kaldıran nedir? En safi bir ubudiyet ihlastır. Allahu Ekber. Aslan Ustad. Delikanlılığın asosudur ustad, maçkalı öyle demişti bana, maçka ders yaparken <laughs> dedi ki fırladı oradan fatiha çıkmadan ustad kimdir biliyor musun? dedi. Olan dedim olan şimdi delikanlılığın asosudur. O maçkalara göre fort değil de as alt yüzler var ya kamyon, onların en önde giden şeydir delikanlılığın asosudur. Dedi. Kendi sanatını konuşturmuş. Bir günde tepeciyle ders yapıyorum. Ey gidi selam olsun. Selam olsun o günlere. 1986 veya 87 Tepecik'te ey gidi ee, bir derste gelmiş sarhoş. da varmış sarhoş. Hiç unutmuyorum o zaman yeni çıkmıştı yağmurluk böyle mavi yağmurluklar vardı böyle sporcuların hani antrenman yaparken giydikleri böyle aynı öyle bir mavi yağmurluk giymiş tasvir ediyorum çünkü unutamıyorum çok tesir etmişti bana 1966 o gün bugün her gün ders yaptım halde bu dersi unutamıyorum yani Peygamberimiz niçin Hazreti Muhammed Peygamberdir yani li, niçin liderdir niçin önderdir? yani ne özelliği var atlı ders yapıyordum. öyle o tutuyorlar o direniyor kalkmaya. görüyorum ondan sonra bir şekilde sıyrıldı hepsinden ama görmemeye geliyorum Kalktı şöyle yaslana yaslana böyle zor duruyor ayakta. Hocam en kral peygamber bizim peygamber. Böyle bizim sarhoşumuz bu. Tamam? Bunun bizim sa ya ayık olanımız, akıllı olanımız nasıl olur? Bak, sarhoşumuz bile peygamberci elhamdülillah. Allah peygamber hürmetine onun gibi ve bizi, onun gibi olanları ve bizim gibi eksik olanları Peygamber'in hürmetini affetsin. Çünkü insanlık dünyasına tek bir kişi gelmiş, herkes ona muhtaç. O da Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Tekrar selam olsun, selamlar. Peki o Saru şöyle nasıl gelmiş? Ee, karabalık gidiyormuş. Tabii o zaman fazla ev yok, çok az ev var o zaman. Bizim bölgede hiç kimse yok, tek ev. Birkaç kişi yolda içiyorlarmış 3-4 kişi. Sormuş içenler bu sarhoş 5-6 kişi varmış o yolun. Nereye gidiyorsunuz demişler. Onlar da işte o devamlı bir tanesi demiş sohbete gidiyoruz. O da bir tanesi çıkmış ben de geleceğim demiş. O 5-6 tane sarhoş tutmuş hayır gitme gitme tutmuşlar kovarlar seni. Atarlar kapı hayır kovarlarsa kovarlasınlar demiş. Öğrendim de ondan söylüyorum. Kovalarsa kovalasınlar dem demiş. O karabalık nereye gidiyorsa gözüküyor çünkü o zaman çok ev yok. Bizim etamıza hiç kimse yok tepicede. E, tepede yapmıştık dersanı. O şekilde geldi. Peki ben nasıl davrandım? E, dedi ya böyle kalkıp. Yapıyorum. Cem en kral peygamber bizim peygamber. Dedi ya dedim ya Rabbi... bunun imanı hatırına hepimizi affet. Peygamber'e iman hatırına. Ya başka bir tane şey var. 86 yaşında bizim köyde kadın. Etzulu hala dediğimiz Allah selamet versin, Allah şifa versin yatıyor. Hem dua olur. Dedi ki biz itikadımız neydi? Vefat edince nüker mekir ilk karşılaşacağımız öyle değil. Vefat edince Azrail aleyhisselamla beraber benim Peygamber Resulullah'ın şikimi. Lazca söylüyor. Resullahı isteyimi. Yani benim peygamberim beni azayla gelecek. Ona da bırakmayacak. Alacak ruhumu. Bir hastanenin müdürü gibi doktor doktor oda oda dolaştırdığı gibi o benim Resullah'ım. O benim peygamberim. Mükemekre de o götürecek ha. Bu benim ümmetimdir ha bu. Onun onun yanında bana hesap soracaklar. Sonra tabi Yanımızda bir tane Halit abi var. Olur mu ya falan deyince böyle şey. Ya böyle inanmıyor musun? Böyle değil. Allah Allah bizim böyle inanamadığımıza hayret ediyor. Allah böyle bir itikat nasip etsin inşallah hepimize. Bak Resulullah nasıl bakıyor. Onu da diyeyim. İşte yanımdaki o Halit abi dedi ki hakikaten peygamber gelecek mi? Döndü böyle sol tarafına. Hali, Halit. Halit. Sen böyle inanamıyorum, inanmıyor musun? Halit başka nasıl olacak Halit? Tabii ki peygamber ilişkimi muhtasere. Tabii ki o gelecek. O olacak da. Ya başka ihtimal vermiyor. Başka ihtimal yok ki. E böyle olacak da döndü bana. He hoca. Öyle değil mi? Onun böyle bir itikadı var. Tabii ki hala böyle olacak. Bak olur mu ya falan. Kitabı konuşmadı mı? İtikadına göre cevap verdim. Tabii ki hala öyle olacak ama dua et de bana da öyle olsun.